اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد اللهم صل على محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد اللهم صل على محمد صلوا على طبيب قلوبنا وكرة أعيننا محمد اللهم صل على رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم رب يسر ولا تعسر سهل علينا بفضلك يا ميسر رب زدنا علما وفهما واخلاصا ونورا وَالْحُقْنَا بالصالحين امين يا معين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا امين بحرمه سيد المرسلين صلى الله تعالى عليه وسلم جنابك جملة انارامزي بابارامزي من دعا بكيان بتم مسلمين كرزي أف مغفرته امين Yüce Rabbimiz bizleri ölünceye kadar evlatlarımızı, neslimiz, zürriyetimizi kıyamete kadar hep kendi yolunda yürüyen bahtiyar kullarından eylesin. Amin. Çocuklarımızdan, torunlarımızdan, yeğenlerimizden, akrabalarımızdan, sevdiklerimizden, dostlarımızdan, arkadaşlarımızdan da namaz kılmayan kimse varsa, beş vakit namazlarını kaçıran ve bu noktada tembellik yapan kimselere Rabbim, tövbe edip de bir an evvel beş vakit vaktinde kılma şerefini nasip eylesin. Amin. Değerli hanımefendiler, beyefendiler, sevgili gençler. Bugünkü dersimizin hadis olarak İbni Mace hadis kitabında geçen bir olayla birlikte Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme gelen bir sahabinin sormuş olduğu soru ve ona verilen cevap. Aynılarını sanki biz bugün Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayatta olsaydı soracaktık kendisine. Ve bize tercüman olan o sahabe-i hepsinden Allah Celle Celaluhu razı olsun. Rabbim onların izinden, yolundan yürüyebilmeyi ve o güzel <laughs> sahabelerle birlikte inşallah cennetinde buluşmayı hepimize, analarımıza, babalarımıza, aile bireylerimize, sevdiklerimize nasip eylesin. Amin. Sahabenin derdi de buydu. Bizim de derdimiz bu. Bu olmalı zaten. Neydi sahabenin derdi? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme geliyor ve şöyle soruyor. Ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem. Bana yaptığım zaman hem Allah'ın hem de insanların seveceği bir şey söyle diyorlar. Sahabenin derdi Allah'ın sevgisini kazanmak. E bununla da Tabii insan yetinmiyor niye? Çünkü sosyal bir varlığız biz. Sosyal olduğumuz için de insanlarla beraber sürekli iç içe yaşıyoruz. Peki insanların da bizi sevmesi için, Allah'ın da bizi sevmesi için ne yapmamız lazım? Soru harika ve gelen cevaba hem sahabe kitleniyor hem de biz kitleniyoruz. Allah'ım Celle Celaluhu bize dinlediklerimizle, duyduklarımızla, öğrendiklerimizle amel etmeyi de nasip eylesin inşallah. Bakalım Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne cevap veriyorlar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ilk bölümünde Allah'ın sevgisini elde etmek için şunu bizlere tavsiye buyuruyorlar. İzhed fi dünya yuhibbek Allah. Yani diyor ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem dünya ve dünyalıklardan yüz çevir ki Allah seni sevsin. Yani şu dünyayı ve içindekileri sadece bir araç olarak kullan. Bunları amaç edinme. Bunları efendim gaye edinme. Bunlar için tabiri caizse ölüp ölüp dirilme. Hiç gerek yok. Hiç gerek yok. Allah'ın taksimatından başka sırada zaten ulaşamayacağız. Dolayısıyla insanların en önemli olan bölümü dünyayı sevmek değil. Dünyaya geldik, Rabbim helalinden bizlere rızıklarımızı, evimizi, arabamızı, işimizi nasip eylesin ama helalinden nasip eylesin. Sonrasında da asıl ebedi olarak hayat süreceğimiz yer olan ahiretimizi oradaki güzellikleri Rabbim nasip eylesin. Amacımız bu. Dünya araç. Amaç Allah'ın rızası, Allah'ın sevgisi ve Allah'ın razı olduğu, hoşnut olduğu o güzel adres, peygamberleriyle buluşacağımız, dostlarıyla buluşacağımız ve cemalinde göreceğimiz, Rabbim nasip etsin hepimize inşallah. Orayı kazandık mı olay bitmiştir. Onun için başka bir hadiste hatırlayacaksınız. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu bize? Hataların en 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 üst noktası efendim başı hataların başı dünya sevgisidir diyor. Niye? Çünkü o dünyayı sevdi mi insan araba alacağım hırsıyla, ev alacağım hırsıyla, yazlığa gideceğim hırsıyla bu sefer öyle yalanlar söylemeye başlıyor ki, öyle insanların efendim haklarına girmeye başlıyor ki hatta 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 daha da ileri götürüyor işi faiz almaya başlıyor. Allah'ın lanetlediği, sevmediği en büyük efendim işlerden bir tanesini yapmaya başlıyor. Niye? E bir daha mı dünyaya geleceğim? Benim burada efendim e, yaşamam lazım. Arkadaşlarımı görüyorum, çevremi görüyorum. Onlar yaşıyorlar. Ben efendim böyle sürünüyorum. Estağfurullah. Estağfurullah. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem her zaman kendinizden alttakilere bakın diyor. Kendinizden alttakilere bakın buyuruyor. Ne kadar güzel bir şey. Senin bulunduğun konumda, bulunduğun efendim yerlerde olamayanlar var, sana imrenenler var. Allah'tan korkmalı insan. Estağfurullah. Rabbim affeylesin hepimizi. Bu dünya sevgisi hakikaten hataların başı. Dünya sevgisi insanı mahvediyor, perişan ediyor. Hasta da ediyor. Dünyayı kazanacağım diye adam Bakıyorsunuz yemiyor, içmiyor, koşturuyor, koşturuyor. Bir bakıyorsun bir taraftan tansiyon, bir taraftan şeker, bir taraftan kolesterol, bilmem efendim. Kalp derken o parası var, parasını yiyemeyen insan ve doktor diyor ki sadece patates püresi yiyeceksin, efendim diyet yapacaksın. Yiyemezsin, et yiyemezsin, tabiyesi ot yiyemezsin, yiyemezsin. Elhamdülillah elhamdülillah hamden kesiran tayyiban mübareken fihi ne kadar Allah'ımıza teşekkür etsek hamd etsek azdır. Dostlar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem dünya ile ilgili Allah'ımız katında dünyanın değerini ne efendim ölçüde olduğunu bizlere şu hadisiyle bildiriyor ki çok cani bir dikkattir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki yine İbn Mace'de Tirmizi'de geçen hadiste "Lau kanet dünya ta'dilu indallah cenaha ba'udatin ma saqa kafiran minha şerbete ma'in." Yani eğer dünya Allah katında sivrisineğin kanadı kadar bir değere sahip olsaydı Allah Celle Celaluhu hiçbir kafire dünyadan bir yudum su bile içirmezdi. Yani Allah katında dünyanın değeri bir sivrisineği kendisi değil kanadı düşünelim kanadını yerde bulsak eğilip almayız. Yani bu kadar efendim Allah katında değersiz olan için insanın koşuşturmasına bakın. Ya, deliler gibi. Deliler gibi. Hiç gerek yok. Hiç gerek yok. Yani bazen gerçekten o kadar üzülüyorum ki efendim programlar yapıyorlar insanlar. Bir de bizim yani cenah diyeceğimiz böyle müteassıp ailelerin gitmiş olduğu Antalya'da oteller Eskiden bir tane, iki taneydi. Şimdi efendim 27 tane, 32 tane, 42 tane olmuş. Yani bunları böyle çoğaltmışlar. Nedir? İslam konseptine uygun bir şekilde içkisiz, ondan sonra kadınlar için ayrı havuz, erkekler için ayrı havuz. Peki ücreti nedir? Ücreti bakıyorsunuz. Efendim 3 günlüğüne 20 bin lira, bir haftalığına 50 bin lira falan böyle rakamlar yükseliyor. E aile bu sefer sıkıştırıyor. Kocasını, eşini neyse babalarını sıkıştırıyorlar. Biz de gidelim, biz de gidelim. Ondan sonra işte bizim komşu orada, bizim efendim teyze orada, dayı orada. E adamcağızda para yok. E kolay diyorlar bu işin yolu. Nedir? Kredi alacaksın. Yahu tatil için efendim ben orada üç gün e, tabirca efendim keyif yapacağım diye Ahiretim berbat mı edeceğim? Et ne olacak ki diyor. Kim söyleyen bunu? En yakının söylüyor. Eyvah! Ya Rabbi bizi helale doğru yönlendirecek, haramdan uzaklaştıracak aile bireyleri nasip eyle. Bu düşünceyi taşıyan insanlar nasip eyle ya Rabbi. Dua ediyoruz. Osmanlı'da hanımefendiler kapıya kadar sabahleyin işe giderken beylerini gönderirler gönderirken de bey aman dikkat et çocuklarımıza bize haram lokma yedirme. Az olsun helalinden olsun biz tahammül ederiz dayanırız sıkıntı yok derler imiş. E ben ne yapacağım? Akşam misafirimiz gelecek. Yani ne koyacağız onların önlerine? Böyle sert sert davranışlarla adamcağız bütün gün kafayı yiyor bu sefer. Evet. Allah Celle Celaluhu istikametten hepimizi ayırmasın inşallah. Bakın bir sinek, basit bir sinek için iki kişinin kavga ettiğini görseniz, bir sinek için kavga edilir mi kardeşim dersin. İyi misiniz? Dersiniz. Ya bir sineğin, sivrisinin kanadı kadar değeri olmayan dünya için bu kavga niye? Nedir Allah aşkına bizim efendim paylaşamadığımız? Allah Celle Cevih helalinden kimseye muhtaç etmeden efendim güzel bir dünya hayatı nasip eylesin. Ve sonrasında da yüzümüz ak pak bir şekilde huzura çıkmayı hesabımızı da inşallah kolaylıkla verip cennetine, cemaline ilk trenlerle beraber girebilmeyi, kavuşabilmeyi nasip eylesin. Amin. Bunu hiç efendim adeta hayat merkezimizden çıkarmayalım. Nedir o? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize buyuruyorlar ki dünya ve dünyalıklardan yüz çevirirsen Allah seni sever. Yani bu dünya bizim için araçtır. Amaç değildir. Sevmenin bir anlamı yok. Arabanı. Ha güzel götürüyorsun elhamdülillah. Şükredersin. Allah'ın adıyla binersin. Efendim Cenab-ı Hak bu noktada Ya Rabbi Olamayanlarda nasip eyle dersin. Eğer imkanın varsa arabanı durdurursun. Bir kişiyi defen gittiğin yere doğru sorarsın. Şuraya gidiyorum. Sizi de götüre, götürebilirim dersin. Eğer güven veriyorsa tabii. Ondan sonra hayır dua alırsın. Harika bir olay. Efendim ama işte benimki 2014 model de bunu 2020 yapayım. Model yükselteyim e. O aradaki farkı ne yapıyorsun? Çılgınlar gibi dünyaya çalışıyorsun. Öyle güzel insanlar geçmiş ki şu dünyadan geçiyor daha doğrusu. Çok güzel Allah'ın aslan kulları var. Nedir onlar? Mesela adam belki bir lira zekat vermiyor. Ama dünya kadar da para kazanıyor. Ne yapıyor biliyor musunuz? O adam bu ay benim evime örneğin 5000 lira eski tabirle 5 milyar lira kira vermiyorum. Hamdolsun. Dükkanımın efendim kirası yok hamdolsun. İşlerim de iyi. 5000 bin lira efendim bana yetiyor. Kalan kazancını direkt olarak hayra aktarıyor. Niye? Kasaya kenara bir şey biriktirirsem öbür ay biraz daha isteğim arta biraz daha biriktiririm. Biraz daha isteğim arta biraz daha biriktiririm. Bu çok tehlikeli bir şey. Çünkü sevmeye başlıyorsun. Parayı görüyorsun böyle. Para tatlı geliyor. Onun için görmeyeyim ben diyor. Görmeyeyim, hayra vereyim, benim değil diyeyim. Olayı bitiriyor. Evet. Küçük çekmecede bizim kursumuzun bitmesi için bu ay elhamdülillah hizmete başladı. Kur'an okunuyor da efendim bülbüller gibi yavrularımız hafızlar şakıyor. Efendim sabah erken saatinden akşam geç saate kadar Orada Kur'an okunuyor. Ama oranın bitmesi için iyice tıkandık. Yani ilk seç vakfı olarak halkın da parası yok, destek veremiyor. Ve bitmesi de lazım. Burasının Kur'an-ı Kerim efendim, kursu olarak açılması lazım bu sezon. Ne yaptı bir Allah'ın sevgili kulu, Allah'ın dostu? Yani eski tabirle söyleyeyim, yeni tabirle de söyleyeceğim. Eski tabirle Tam 7 trilyon parayı dedi ki feda ediyorum. Gitsin Allah'ın yeter ki kitabı okunsun. Efendim hafızlarımız orada yetişsinler, İslameti öğrensinler, yarınlara hoca efendi olsunlar. Efendim bunlar sayesinde ben bu dünyada da, kabirde de, ahirette de sevinirim dedi. Yani yeni tabirle 7 milyon lira parayı efendim arkadaşlar diyorlar ki gittik hocam bakıyoruz adamın giymiş olduğu elbise belki beş senelik. Kullandığı arabayı çocukları diyor ki değiştiremiyoruz. Babam şu anda 15 yıllık arabayı kullanıyor. Adamı görsen bir yerde çalışıyor zannedersin. Ama o istek arzu var ya bizim Kur'an kursumuzu da yaptı. Efendim Beylikdüzü'nde eşine de bir Kur'an kursu yaptı. Efendim Arnavutköy'de ayrı bir Kur'an kursu, erkek efendim Kur'an kursu olarak yaptı. Adam bundan adeta Kur'an fabrikası olarak hafızlar yetişsin diye zevk alıyor. E dua alıyor, dua ediyoruz. Rabbim daha çok bereketler versin diye. Çok para sevse, bunun üzerine biraz daha efendim işte fabrika açayım, iyice işimi genişleteyim dese. Tamam da sonu yok ki bunun. Ama o asıl fabrikayı kurdu. Allah hepinizden, ondan da, bütün hayır sahiplerinden de ebeden razı olsun. Bazen efendim, biz de evimizin bir köşesine, tam çıkış noktasına böyle kapıdan çıkarken, İkseç Vakfımızın hazırlamış olduğu bir kumbara var. İş yerine de konulabiliyor, evlerde de konulabiliyor. Ev tipi ayrı, iş yeri tipi ayrı oluyor. Biraz daha kibar oluyor ev tipi. Efendim, iş yeri tipi daha kibar demeyeyim de, efendim o noktada biraz daha büyük şey oluyor böyle efendim. Daha çok para atarlar diye. E şimdi ne yapıyorsunuz siz? Tam evden çıkacağınız sırada kazadan beladan efendim uzaklaşmak için Rab Rabbim beni muhafaza eyle, çocuklarımızı muhafaza eyle diyerekten oraya bir efendim ufakça tır bir şey atıyorsunuz. Az bir sadaka çok gelecek olan büyük belaları def eder buyuruyor sevgili misafir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. E sen efendim geliyorsun, bakıyorsun, e, bozuk paralar elinde, tak 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 onları atıyorsun hayrına, diyorsun bunlar olsa ne, olmasa ne. Ama ay sonunda getirdiğin zaman ilk seç vakfına veya alo diyorsun buradaki arkadaşlar evine kadar, iş yerine kadar gelip alıyorlar o senin e, hayır kutunu. Ondan sonra e sen de bu talebelere, hafızlara katkıda bulunmuş oluyorsun. Ne güzel bir şey. Kaçırmayalım bunu. Yani ilk seç vakfının hemen telefonuyla beraber arkadaşlara ulaşalım. Ben de istiyorum böyle bir efendim e, kumbara deyin ve evinizin bir köşesine, iş yerinin köşesine koyarsanız çok faydasını görürsünüz. Tekrar söyleyeyim. Arkadaşlar evinize kadar getiriyorlar. Al ediyorsunuz. Tekrar evinizden gelip alıyorlar. Ve siz de bu sayede böyle Kur'an kurslarına hafız olacak çocuklarımıza, yavrularımıza ve bir taraftan da alim olacak olan Arapça bölümünde okuyan güzel kallavi ilimlere sahip olan efendim hoca efendilere destekte bulunmuş oluyorsunuz. Kaçırmayalım bunları inşallah. Allah hepinizden razı olsun. Devam ediyorum. Peygamber, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ikinci bölümünde bu hadis-i şerifte İnsanlar beni sevsin, efendim onu da sizden tavsiye olarak istiyorum, nasıl severler beni diye sorunca sahabe onlara da döndü. Efendim buyurdu ki, وَزْهَدْ ف۪ي مَا عِنْدَ النَّاسِ يُحِبَّكَ النَّاسِ Yani insanların elinde olandan, halkın elinde olandan yüz çevir ki insanlar seni sevsin. O halk seni sevsin. Yani Allah Celle Celaluhu efendim insana en güzel geçimi elinin emeğiyle veriyor. Terinle veriyor böyle. Başkasına muhtaç olmamaya çalış. Başkasına mümkün olduğu kadarıyla gidip bana borç verir misin falan dememeye çalış. O zaman acayip bir şekilde hem özgür oluyorsun. Hem insanlarla iletişiminde rahat oluyorsun. Hem de efendim çok güzel bir şekilde mesajlarını verebiliyorsun. O duruşunu, İslam'a ait olan o duruşunu sergileyebiliyorsun. Ama borç yaptın. Karşı taraf efendim bu noktada muhtaçsın. Efendim her zaman kafa eğik böyle. Sesini çıkartamazsın. Bildiklerini de söyleyemezsin. Efendim adam o kadar yanlış yapar. Sesini çıkartamazsın. Niye? Çünkü borçlusun ona. Her zaman böyle efendim. O adam sana parayı veren düdüğü çalar misale düdüğünü çalacak, öttürecek ve efendim sen de bu noktada onun öttürdüğü düdüğü duymak zorunda kalacaksın. Hiç gerek yok. Çocuklarımıza da bunu tembih edelim. Bize büyüklerimiz rahmet olsun derlerdi ki ağzından efendim bir kan tükürü çıksa, birileri nedir bu falan?" Onlara hemen o derdini açma. Zaten onlar ne anlarlar ki ondan? Sadece senin dedikodunu yapacaklar, sana acımaklı bakacaklar, senden uzaklaşacaklar. Diyeceksin ki, az önce bir kızılcık şerbeti içmiştim de, ondan geldi bu efendim kırmızılık. Olayı bitir. Kardeş, aman, aman, Rabbim kimseye muhtaç etmesin. Helalinden temiz, düzgün bir hayat nasip eylesin. Ve efendim çocuklarımıza da aynı şekilde bu bilinci Rabbim helale harama dikkat eden bir çizgiyi nasip eylesin. Efendim torunlarımız, neslimiz, zürriyetimiz, damatlarımız, gelinlerimiz çok hayırlı olsunlar inşallah. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buna da dikkat çekiyor ki aman diyor. Aman insanların elinin emeğiyle geçinmesi kadar güzel bir şey yoktur. Siz insanla elindekinden yüz çevirin, uzak kalın. Bana ne adam parası varmış. Mevzuyu değiştirelim kardeşim. Diyelim. Mevzuyu değiştirelim diyelim. Milletin efendim böyle olduğu paraları konuşuyoruz. Ondan sonra bakıyorsun çocuğun da seni dinliyor arada. Ondan sonra o da para aşığı oluyor. Yani babamın, annemin paralar yoktu ben o zaman para kazanmalıyım. Hırsı para kazanmak. Namazı efendim kütlemiş, gitmiş, namazlar kaçmış. Efendim örtü, tesettür gitmiş. Ondan sonra haramlara bulaşmış. Hiç. Onun için önemli değil. Niye? Babası annesi para konuşuyor diye babası annesini rahat ettirmek için onda para kazanması lazım. Bir ateştir. Evi yakar, çocuklarımızı, geleceğimizi yakar. Dünya sevgisi hakikaten iyi değil ve iyi değil. Dünyayı Rabbim araç olarak kullanmayı ve sonrasında da amacımız ahireti kazanmayı hepimize nasip eylesin inşallah. Amin. Her zaman böyle aklımızda bulunsun için İsa Aleyhisselam bir kıssası vardır ya onunla beraber toparlamaya çalışayım inşallah. İsa Aleyhisselam bir gün zengin bir insanı alır ve fakir olan bir kimsenin yanına götürür. Gariban, fakir, efendim, tavziyesine sürünüyor. Zengin eder ki, görüyor musun bak, Allah seni bunun gibi yapabilirdi. Zengin oldun, aman haline şükret. Sakın ha, kibir, gurur yapma. Ben kazandım deme. Allah, buraya seni indirir. Dikkat et. Sonra diyor, İsa Aleyhisselam, o, fakiri alır ve bir hastanın yerine götürür. Hasta, hasta yarım saat geceliğin uykuya muhtaç. Uyku uyuyamıyor sancıdan, ağrıdan. Rabbim hepsine şifalar nasip eylesin. Yani sağlığımızın kıymetini bilemiyoruz. Allah bilmeyi de nasip etsin. O fakire hastayı gösterir. Der ki, Fakirsin ama bunun gibi hasta değilsin. Belki böyle oldu olabilirdin. Dolayısıyla Allah'a şükret olur mu? Elhamdülillah de durumuna. Hastayı alır. Zor zahmet imkanlar ölçüsünde sırtlanır ve getirir bir kafire, Allah'ı tanımayan bir dinsize der ki hastaya tamam gerçekten hastalığın seni efendim sancılar içerisinde bulunduruyor. Uyuyamıyorsun, yatamıyorsun, yiyemiyorsun, içemiyorsun ama elhamdülillah müminsin, Allah'a inanıyorsun. Ya bu kafir gibi olsaydın ne olurdu halin? Bunlar hepsi bitecek ama bu kafirin ebedi olan bekleyen azabı var kendisine. Aman Aman dikkat et. Allah'ın beni kafir yapmadın diye Allah'a teşekkür et, hamd et. Olayları böyle gördüğümüzde dostlar, güzel insanlar kendimizle de barışık oluyoruz. Dünya ile de barışık oluyoruz. Hayatla barışık oluyoruz. Ve en önemlisi de Allah'a karşı şükreden kul oluyoruz. Allah'a nankörlük etmek kadar kötü bir şey var mı? Yok ya Rabbi. Onu yok, ona yok, ona yok. Olmaz. Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz buyuruyor ya ve kalilun min ibadiyye Kullarımdan bana şükredenler çok çok azdır. Bakın normal bir az demiyor. Çok çok azdır buyuruyor. Allah bizi o azlardan eylesin. Şey, teşekkür eden, şükreden kullarından eylesin. Amin. Duaya geçelim. Amin. Subhan Rabbi -Ali rabbil aliyil a'labil وهab. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala resulina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Ya Rabbi günahlarımızı affeyle, ahir ve akıbetlerimizi hayireyle, her türlü kazadan, beladan, depremden, afetten muhafaza eyle. Ülkemizi ve İslam alemini sen koru ya Rabbi. Ülkemize ve İslam alemine sen yardım eyle Allah'ım. Bütün dünyaya İslam'ı Kur'an'ı hakim eyle ya Rabbim. Tüm dünyaya ya Rabbi Müslümanların galip gelmesini nasip eyle. Ülkemize ve İslam alemine zarar vermek isteyenlere fırsat verme ya Rabbi. İçerimizde dışarımızda bize, vatanımıza, dinimize, imanımıza, örtümüze düşmanlık yapmak isteyenlere fırsat verme ya Rabbi. İktidara gelirsek Ayasofya'yı kapatacağız diyen o şom ağızlara, ağızlara iktidar yüzü gösterme ya Rabbi. Ya Rabbi iktidara gelirsek o çarşafa zincire vurup adeta yanından içerisinden açık saçıklara adeta efendim biz yeni bir dünya kuracağız diyen kimselere asla fırsat verme ya Rabbi. Allah'ım vatanımızı, dinimizi, imanımızı her türlü tehlikelerden sen muhafaza eyle. Kıyamete kadar vatanımıza ezanın okunmasını, Kıyamete kadar vatanımızda Kur'an'ın okunmasını, bayrağımızın dalgalanmasını ve kıyamete kadar camilerimizin, cemaatimizin dolmasını nasip eyle Allah'ım. Hastalara şifa, dertlere deva, boş vedalar nasip eyle. Helalinden nasip eyle rızıklarımızı. Harama bulaştırma Allah'ım. Banka kredilerine bulaştırma Allah'ım. Bulaşanları da kurtar ya Rabbim. Banka kredisiyle evde, arabada almayalım Allah'ım. Tatil hiç yapmayalım Allah'ım. Çünkü bu dünyaya bir imtihan için geldik, kulluk için geldik. O bilincimizi sürdürüp temiz huzuruna gelebilmeyi de nasip eyle Allah'ım. Ölmüşlerimize rahmet eyle. Ölmüşlerimize rahmet eyle. Kabirlerinin nur makamlarını cennet eyle. Allah'ım hepimizi cennetinde cemalinle beraber Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme komşu eyle. Allah'ım yine sana yalvarıyoruz. Şu anda bizleri dinleyen bütün kardeşlerimiz hepsinin İhtiyaçları neyse sen biliyorsun. Hepsini hayırlısıyla ikram eyle ya Rabbi. Şerlerden uzak eyle ya Rabbi. Evlatlarımızı, neslimizi çok hayırlı eyle. Damatlarımızı, gelinlerimizi hayırlı eyle. Okullarında hayırlı, rızana uygun başarılar nasip eyle. Ve istikametten hepimizi ayırma ya Rabbi. آمين 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 سبحان الله وبحمده سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وأشهد أن محمداً عبده ورسوله سبحان ربك رب العزة عما يصفون السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة هفته يبلش مجدداً إن شاء الله الله بنزل راضي hep mübarek bir şekilde Peygamberimizin izinden yürümeyi ve çocuklarımızın da çok hayırlı olmasını nasip eylesin. Amin. Kalın sağlıcakla inşallah.